Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Sky Factory serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki platformumuzda hayvanlar spawn olmuş. Bir tane inek, iki tane koyun, iki tane de domuz var. Şimdilik bence işimizi görür. Gerçi tohumlardan da hayvanları yapabiliyoruz. Bu arada kat kat bir çankın altında oya aşağı doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki sandıkları ben boşalttım. Şöyle bir aşağı gideyim. Buradaki sandıkları da boşalttım. Hatta buraya bir fortum sistemi yerleştirip şuradan aşağı doğru sallandırdım. Ve gördüğünüz gibi burada tüm yetişen zamazingolar buradaki şeylerin içine doluyor. Neydi bunların adı? Sandıkların içine doluyor diyelim. Ve baya malzeme üretiyoruz. Bu tarafta hakeza öyle. Hatta artık yemek için donut falan kullanabiliriz. Şöyle biraz alayım. Bu bayağı doyuruyor çünkü. Hepsini almak istemiyorum. Bakayım. Aynen 3 bar falan dolduruyor. Hatta aynen 2 tane şey yemek, 3 tane de saturation dolduruyor. Gayet güzel oldu. Şimdi bugün ne yapacağız? Aslında birkaç tane daha ağacımız var. Bir onları üretebilir miyiz bakalım. Şimdi nedir rakiyi yaptık. Şuradan bir bakacağım. Emerald sapling. Şimdi tin, nikel, diamond, green slime kristal. Green slime kristal yapabilmemiz için ne gerekiyormuş? Slimy mud. Bir tane dirt, sand. Bak biz bunu yaparız. Bu kristali yaparız arkadaşlar. Yine biraz ağaçlardan ilerleyeceğiz ki malzemelerimiz birikmeye devam etsin biz oynarken. Şimdi ne lazımdı bize? Şundan başka toprak lazım. Şuradan bir tane toprak, bir tane sand. Hiç yok mu? Sandimiz yok. Hemen gidelim. Biraz kum üretelim. Şimdi bunların yerlerini daha ezberleyemedim. Bakayım. Şöyle hızlı tıkladığınız zaman bir stack alabiliyorsunuz. Diğer nerede? Boncarcurt şu mu? Tamamdır. 2 stack gelmiş. Şunu bir bırak. Şimdi öncelikle sand yapalım bir tane. Hatta 12 tane mi? 12 tane güzel. Neydi? Bu arkadaşımız bir tane toprak, bir tane dirt. Green slimy mud. Gayet güzel. Bunu hemen bir fırınlayalım. Emerald ağacımız da hazır olsun. Şimdi bunun için ne gerekiyordu? Emerald sapling için diamond, tin, nikel. Tamam. Bir de şurada pişiyor. Tamam. Şimdi buna gitmeden önce şöyle biraz daha hooper yapalım. Biraz daha bonsai pot yapalım. Çünkü yeni ağaçlar gelecek. Her şey bir yerlerde. O yüzden bir şey üretmek için bayağı bir yol kat etmek gerekiyor. Şöyle 1, 2, 3 4 tane daha yap. Şunları bir temizle. Şimdi şöyle bir bonsai pot. Şurada bir tane boşluğumuz var. Bak bu tıkanmış mesela. Neden acaba? Bunlar niye gitmiyor? Şimdi gitmeye başladılar. Bir şeyi alamadı. Bazen böyle bir sıkıntısı oluyor. Ya bu kablo çok stabil bir kablo değil. Şimdi tin 2 tane tin. Şurada mı? Yok. Tin burada. 1 2. Sonra bir tane nikel. O da burada. Diamond sapling. Şurada. Bu da bizim Emerald ağacımız için gerekli malzemeleri topladığımız anlamına gelir. Şöyle bir al. Emerald'ı da hemen dikelim. O da büyüsün. Şimdilik dışarı veremez. Çünkü yeterince yer yok. Şuradan da diğer bonsai potları yerleştirelim. Yapacağımız diğer ağaçlar için. Şimdi Emerald'ı da işaretliyorum. Quartz. Quartz yapabilirmişiz. Dediğim gibi önce bir malzemeleri toplayalım. Yolumuza rahat devam edelim. Quartz sapling. Şu. 2 tane nether rack. Emerald sapling. Magma slime kristal. Slimy mat. Soul sand lazım bunun için. Soul sand'e yolumuz yok. Glowstone'a bakalım. Glowstone. Glowstone sapling yapmak için quartz resin. Burada da yolumuz tıkalı. Şimdi asıl bakmak istediğime bakayım. Kobalt. Kobalt için glowstone ingot. Öf. Bunlara yolumuz daha var arkadaşlar. Neyse. Şuradan. Nerede benim? Sand, coal. Bunları da gönderelim. Sistemin içine gitsinler. Şuradan bir karnımızı doyuralım. Donut yiyerek. Şimdi o zaman neye başlayalım biliyor musunuz? Alet edevat işine başlayalım. Şuradan. Bu neymiş? Tüm ağaçlar. Buradaki ağaçların hepsini yapmamızı istiyor. Buna daha yolum var. Modifier. Paxel istiyor aslında bir tane. Paxel yapmak kolay. Gelin bunu aradan çıkartalım. Şöyle inek bir git. Şimdi şuradan alet edevatı bir tamir edelim. Stone. Ondan sonra da şu tinker aletlerine başlayalım. Bana 2 tane çubuk. Şöyle yapılıyordu yanılmıyorsam bu. Hepsinin birleşimi gibi bir şey. Sırası nasıldı ya? Heh. Şu şekilde pakselimizi de yapmış olalım. Bu hepsinin birleşimi. Lakin ki bize yeterli değil. Biz Tinker Construct işine yavaştan elimizdeki yeter malzemeyle girmeye çalışalım. Şunları bir at. Şunları at. Demirin de bir kısmı burada dursun. Şu boruları bırak. Tamamdır. Şimdi şuradaydı galiba, aynen. Şu arkadaşları bir yapmamız gerekiyor. Odun lazım bana. Şuradan odunları al. Şuradan bir tane de kütük alalım. Şimdi öncelikle ne lazım? Şunları bir birleştirelim. Biraz pattern yapalım. Şöyle bir 24 tane pattern bizim işimizi görür. Öncelikle bir tane stencil table. Bir tane part builder. Şöyle bir tane tool station. Hatta 2 tane tool station yapalım. Şöyle. Başka ne lazım? Bunların sandıkları lazım. Şöyle bir tane pattern chest. Bu da hazır. Başka ne lazımdı? Bu neymiş ya? Craft a constructs armory. Bu yeni mi ya? Armory. Armor desek. Böyle bir masa mı var? Armor Station. Armor. Aa, doğru. Tinker'ın yeni masası bu. Şimdi şöyle. Bu da Armor Station. Tamamdır. Hatta bundan bir tane daha yapalım. Çünkü büyük ihtimal bunların demir versiyonlarını yaparken işimize yarayacak. Bu da hazır. Şimdi Tool Forge. Tool Forge. Seared Brick. 4 tane de Seared Brick ne kadar var? 13 tane var. Güzel. Demirim az yalnız. Bunun içine demir var mıydı? 2 ingot daha demir varmış ama yetmez. Gerçi buradan kaç tane çıkıyor? 7 tane çıkıyor. Şimdi şu Tool Forge. Bir de bunun armor versiyonu var galiba. Aynen. Armor Forge. Armor Forge. Aynen, tahmin ettiğim gibi bir blok daha demir lazım bize. Hemen demir eritelim. Şimdi nerede bizim demirlerimiz? Şuradan. Bayağı bir aldım. Şuradan da bir alalım. Neydi? Iron Ember. Iron Ember. 38 tane bize bayağı bir demir verir. Şunu bir at. Şunu bir al. Şu fazla malzemeyi yine bir gönderelim. Bu arada emeraldlar nereye gidiyor? Yer yok ki. Acayip. Bir yerde sıkışıyor bunlar. Boş bir kutu mu var? Yok. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ha, burada. Emerald Acorn, Emerald Leaves. Bunların gidebileceği bir yer yok. Ama yine de çıkıyorlar yola. Allah Allah. Bu tarafta boş kutu yok. Neyse, bunlar bir yere giriyordur. Çıkar gelir elbette. Şimdi demirlerimiz eridi mi? 8 blok demir. Muhteşem. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir salalım. Şu forcu da bir yapalım. Armory Station. Şunu at. Şimdi malzememizi neden yapsak? Obsidiyenden yapabiliriz. Obsidiyen aslında bayağı faydalı. Bir levellerine bakacağım. Şuradan Armor Forge'umuzu da yapalım. Şöyle. Şu da bizim Armor Forge'umuz. Şunu bir at. Şu tarafa bunları dizelim arkadaşlar. Öncelikle Stencil Table, sonra Pattern Chest, sonra Part Builder. Tool Station'ı kullanalım mı? Hadi kullanalım. Onun yanına Tool Forge, Armor Station ve son olarak da Armor Forge. Şuradan paternleri bir koy. Şimdi bakalım. Pickaxe. Bunları zaten upgrade edebiliriz daha sonra. Kristal pickaxe. Manyulin, led, iron. Durabilitesi 204. Obsidiyenin kaç? Bunun durabilitesi daha düşük ya. Ama kobalt seviye kazabiliyor. Şimdi bronz falan var mı? Wood, stone, pig iron, paper. and prismarine, obsidian, bone, cactus, flint, slime, magma slime, nether rock. Yok. Aslında işte kobalt, ardite, manulin. Asıl durability'ler bunda. Bronz. Şimdi bronzun speed'i 6.8. Obsidian'in kaç? 7.7. Sanki bronz daha iyi ya. Biz eşyalarımızı şimdilik bronzdan yapalım. Lead, silver, elektrium, hard karbon. Bu da iyiymiş. Tabi daha bu malzemeler elimizde olmadığı için. Premedium. O zaman yolumuz nedir? Bence bronzdur. Şimdi neler yapmak istiyoruz? Bir tane kazma. Balta. Kürek. Her zaman lazım. Bunlar için bir tane birleştirici. Binding. Başka. Şunları bir sandığa at. Kılıç için şu anda ihtiyacım yok. Kılıca çok zorlamayacağım. Yapabilirsem hammer yapmak istiyorum. Şöyle. Hammerhead. Bunlar için sap lazım. Şimdi hammer için başka ne lazımmış? Şuradan bir bakayım. Tamam, buna geniş sap lazım. 2 tane de arkadaş lazım. Şundan bir tane de geniş sap. Lumber X falan yapsam mı? Görev istiyor gerçi ama şurada görmüştüm. Aa, bence buna çok ihtiyaç yok. Bu neymiş? Nonclay Pickaxe Cast. Tamam. Unbroken. Bunları falan da bir yapmak lazım. Şimdi bir bakayım Unbroken için ne gerekiyormuş? Neydi onun adı ya? Şu. Cast. Obsidian. Resistance. Fire resistance. Bu resistance mı? Yok. Reinforcement lazım bize. Obsidian. Ve bir tane şey. İyiymiş. Şimdi öncelikle bronz eritelim biraz. Sonra bu paternleri yapalım. Gideyim biraz taş alayım. Kafam karıştı ya. Şuradan 64 tane taş. En azından paternleri yapabilmemiz için. Ve bizim bu paternleri dökebilmemiz için altın eritmemiz lazım. Dur bakalım. Şöyle. Şimdi şu kürek, şu pickaxe, şu stone, balta, binding, hammer, tool rod pattern, şu arkadaş. Alüminyum brass yapamıyoruz galiba. Burada görmedim çünkü. Bu dursun burada. Sıkıntı yok. Bakayım. Brass. Yok. Alüminyum yok zaten elimizde. Hiçbir yerden alüminyum üretemiyoruz. O yüzden bizim neye ihtiyacımız var? Altına ihtiyacımız var. Şunu bir şuradan alacağım. Şununla bir yer değiştireceğim. Döktüklerimiz hızlı bir şekilde oluşsun diye. O zaman altın. Haydi bakalım altına. Şuradan patern yapabilmemiz için bu danıtmış. Biraz altın üretmemiz lazım. Saplingleri var. Kendi nerede? Şöyle 2 stack bundan. 1 stack de şöyle alsak. Tamam, bunlardan altın dökebiliriz. Neydi? Gold, amber. Şu şekilde malzememizi yapalım. 25 tane bize 50 tane falan çıkartır. Şöyle üzerimi boşalttım. Hadi gelin paternlerimizi dökelim arkadaşlar. Malzememiz hazır olsun ve böylelikle alt katları kazmamız daha kolay olur. 3 blok daha. iron var. 1, 2, 3. Şöyle bir boşalt. Kaç ingot kalacak ona bir bakayım. 4 ingot. Şu bir. Paternler yanımda. Şunları bir yukarı gönderelim. Şu 2. 5 blok 5 ingot. Gayet güzel. Şu 3. Smelter'in de içi boşalmış olsun. Şu da 4. Biliyorum bu bölümler biraz uzun oluyor. Şunu bir bırak. Sen. Şu kürek. Bir tane sandık koyalım buraya. Paternleri atmak için içine. Şunun içine atabiliriz ya. Şimdi kürek. Kazma sapı. Balta başı. Şunları da bir al. Tool rod. Altınımız yeterli gelecektir aynen. Şu arkadaş large stone plate. Buna bayağı bir gidiyor muydu? Şeyin kalıbını dökerken bayağı gidiyor da. Şimdi binding. Aslında farklı farklı kombinasyonlarla daha güzel aletler yapılabiliyor ama ben şimdilik bronzla yoluma devam edeceğim. Bu da tamam. Şu da tool rod. Tamamdır. Her şey hazır. Şunu da bir al. Şimdi bronz. Bronz yapmak için tinle kapırı karıştırıyorduk. Şimdi iron, nikel, bone clay, tinle kapır, danıt, lapis. Tin bu tarafta olması lazım. Şurada. Şu da kapır. Tamam. Bunların fındıklarından da alalım. Fazla olanları atarız zaten. Şimdi tin, amber. Kimi şu şekil giyinir. Bunu bir yapalım. Tamamdır. Bir de copper amber. Copper amber. Şu arkadaştan da yapalım. Bu bölüm alet edevatı bitirelim. Tabii bunların şeyleri eşit gelmeyecek. Biraz daha yapsam güzel olur aslında. Ne eksik? Şunlardan. Şimdi biraz daha kapır. Tamamdır. Tin'i daha az karıştırıyorduk galiba değil mi bronz için? Bronz. Molten bronze. Smelting, alloying. Aynen. Copper daha fazla. Şuradan şunları bir gönderelim. Bunlar bu arada emerald'lar nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Borların içinde dolaşıyor bence. Şimdi. Tamam, altınımız dursun. Tinler ve copper'lar. Tinler bayağı hızlı eriyor. Copper'lar biraz yavaş eriyecek. Şu 3 tane 3 blok altına bir çıkartalım. 1 2 3. Ondan sonra alet edevat yapımına başlayalım. Şimdi şu şeye bakmak istiyorum. Durability. Neydi bunun adı? Large plate. Bunun belki bir kısmını obsidyen yapabilirim. Large plate. Şimdi manyolin. King slime. Nerede bunun obsidyen ya? Heh. Abi ne kadar düşük ya. Şimdi karışmaya başladı. Molten Copper. Şurası bronz. 5 blok 7 blok. Tamam, bayağı bir bronz çıkar buradan. Hadi gelin alet edevata başlayalım. Öncelikle pickaxe. Şuradan bir tane bir pickaxe dökelim. Şunu, 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 şunu ve şunu bir alalım. Oha! Bu sandığın içi niye böyle dolmuş? Emerald'lar falan buraya mı geliyor? Evet, bu işte bir sıkıntı var. Lan ben biliyorum zaten bir sıkıntı olduğunu da. Şunları bir at. Şimdi pickaxe. Şöyle bir al kenara. Kürek. Bir tane kürek dök. Bunun ikisini birleştireyim. Hem şey neydi onun adı? Kazmayla küreği birleştireyim. Hatırlayamadım adını. Şuradan bir daha bir balta başında dökelim. Buraya bunlar nasıl dolmuş ya? İnanılmaz. Neyse, bunları ben aşağı indiririm. Şu 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 gitsin. Şimdi iki tane broadcast lazım. Şu bir. Hop. Bir tane daha. Şu da iki. Şunu da bir al. Şimdi geldik asıl malzeme dökme işlemine. Ha, binding cast. Şu neydi onun adı? İkisini birleştirdiğimiz. Şu. Metok. Aynen. Metok için binder'a gerek yokmuş. Şimdi yine buradan bir binder dökelim kendimize. Bu kazma için lazım. Şunu da al. Şimdi şu arkadaşları bir yapalım. Öncelikle kazma. Bir tane binder. Bir tane sap. Nasıl bir şey çıkacak? Mining speed'ini arttırırız. Diamond level. Kazma. Gayet güzel. Metok. Şu da metok. Bunların upgrade'lerini yapalım. Modifier var mı? 3 tane var. Bunda da 3 tane var. Güzel. Şimdi molten bronze. Güzel. Kazma şey hammer'ımız. Dök bakalım. Bu arada karışma işlemi bitti herhalde. Yo, hala karışıyorlar. Bayağı bir bronz çıkartacağız. Bu bayağı bir blokluk döktü zaten. Değil mi? Aynen. Şu arkadaştan iki tane lazım. Şu bir. Aslında biz kılıç da yapsak mı? Başlamışken. Bir tane de kılıç yapalım kendimize. Şu. Sword. Blade pattern. Bir tane de white guard. Hemen bunların da bir şeyini dökelim. Madem başladık. Kılıcımızı da halledelim. Bu çıktı mı? Çıktı. Bir tane daha çıkart. Şu arkadaşı bir at. Şimdi upgrade'lerde ne kullansak? Haste kullanırız. Haste iyi olur. Hızlandırır kazmamızı. Şunu bir al. Son olarak bronzumuz var mı? Var. Şöyle bir dök. Şu ikisini al. Hammer'ımız da hazır oluyor. Tamam. Şuradan hammer'ı da bir birleştirelim. Tak. Hoppa. Güzel. Kılıç içinse yeniden kes dökmemiz lazım. 7 ingotumuz var. 7 ingot bizi götürür. Şöyle dök. Bunu bronza çevir. Tamamdır. Ondan sonra bir tane de white card. Şuradan gold'u aşağı alalım yine. Dediğim gibi bu aletler o kadar verimli değil ama biz ilk başlarda götürür. Sonra biz bunları upgrade'leriz. Bunun kestini döktük. Kendini dökmedik. Şuradan bir dök. Bize bir tane şey lazım. Sap lazım. Şu arkadaş. Bir tane de sap. Şunları bir al. Şu arkadaşı al. Şunu al. Şuraya bir yerleştirelim. Şimdi 6 blok bronzumuz var. Şurada 3 ingot şey var. Altın var. Bunları da bir dökeyim. Kılıcımızı yapalım. Şu kılıç. Bu da hazır. Şimdi bu alet edevat artık eskidi. Kazmaz. Tamamdır. Şunları bir boşaltacağım. Şimdi diamond. Birer diamond basalım bunlara. Reinforce yapabiliriz. Bir dakika. Şöyle 2. Sonuncuyu da bir atalım. Neydi? Reinforce. Şu arkadaş. Bize obsidyen lazım. Bol bol. 8 tane obsidyen lazım. Şimdi şurayı bir kır. Dolayısıyla bize su taşımamız lazım. Kovalarımız nerede? Bir dakika, bunun farklı bir yolu olabilir. Şuradan 2 kova su al. Şuradan biraz taş al. Şimdi 1, 2. Aşağıya da bir tane sınırsız su kaynağı yapmış oluruz. Burası çukurmuş. Sıkıntı yok. Şunları bir al. Ne de olsa su koyacağız. 1, 2, 3. Kazmayı da bir al. Tamamdır. Şimdi yanılmıyorsam aynen bu şekilde obsidyen yapabiliyorduk. Güzel. Bunun altındaki ısı ve ışık kaynağı kaybolmuş. Tor çok altında. Şöyle koysak çalışır mı acaba? Aynen, tamam, süper. 8 tane obsidyen yapabiliriz. Hemen su çek, obsidyen. Su çek. Obsidyen. Su çek. Böylelikle galiba kırılmaz olacak. Su çek. Şöyle bir obsidyen. Obsidyen. Şimdi 8 tane obsidyen. Herhangi bir tane ingot cast. Şöyle reinforced modifier. Bunu şuna bassak ne olur? Kırılmamasını sağlıyor diye biliyorum ben ama acaba biraz oynattığımız için mi? Şunu bir tamir edelim. Şimdi bronzlar 6 blok. 1, 2, 3, 4 bloğunu dök. Şunun fusetini geri tak. ...5-6 tane mi basmak lazım bundan? Oo, olabilir. Aa, doğru, olabilir. 5 tane falan basmak gerekiyor olabilir. Neyse. Şöyle yaparız. Bunun ömrünü uzatır. Diamond. Aynen, durabilitesini bayağı uzattı. Aynı şekilde bunu. Aynı şekilde şunu bir uzatalım. Şimdi bunlara hız kazandırmak için redstone. Şunu bir gönder. Şimdi redstone'larımız buradaydı. Bu nedir rack? Şu. Bayağı bir aldık. Redstone. ...56 tane. Dur. Şöyle bir gönderelim sisteme. Bir karnımızı doyuralım. Kazma ve balta için hıza gerek yok. Ama şey, kazma için hıza gerek var. Balta için gerek yok. Haste geliyor. Ne oluyor? 12 oluyor. Normalde kaçmış? 7. Süper. Başka yer mi? Tamamdır. Şimdi şu arkadaşa vuralım. Normalde 2'ymiş. Bu da tamam. Hadi buna da yapalım o zaman. Bunun da hızı haster. Artmış olsun. Gayet güzel. Modifier'leri de yaptık. Bence iyi oldu. Alet edevatımız gayet güzel oldu. Mesela şunun altına bir kat daha yapacağımız zaman şöyle geldik. Şöyle bir açalım. Ben genelde ne yapıyorum? 1 6 blok iniyorum. Şurayı da bir temizle. Kaç oldu? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6. Şurası da 7. Tamam. Şurayı. Abi muhteşem bir şey ya. Artık hızlı bir şekilde temizleyip üstünü ve minerlayabileceğim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bölümü burada bitirelim. Aşağıda yaratıklar spawn olmuş bu arada. Buranın inşaatını ben daha sonra yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.